Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadı damağınızda, görüntüsü ise aklınızda kalacak çok ama çok lezzetli, nefis bir elmalı kek tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için uygun bir çırpma kabı alıp içerisine 3 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, ve de bir paket toz vanilin ilave edip önce şöyle mikserle bir karıştıralım. Daha sonra ise çırpmaya başlayalım. Yumurta ve şeker tamamen beyazlayıp kremamsı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. Ortalama 4-5 dakika kadar çırptıktan sonra eritilmiş ama kaynar olmayan yarım çay bardağı tuzsuz tereyağı, 1 çay bardağı dolusu yoğurt. Yoğurdunuzun ekşi olmamasına özellikle dikkat edin. Aksi takdirde kekinizin tadını kaçırabilir. 1 paket toz kabartma tozu. Ve çok dolu olmayan tatlı kaşığı ile toz tarçın ilave edip şöyle bir karıştıralım. Son olarak karışıma azar azar un ilavesi yapalım. Ben 200 ml'lik su bardağı ile toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Kullandığınız yoğurdun kıvamına ve yumurtaların boyutuna göre bile bu miktar değişebilir. O yüzden mutlaka kontrollü eklemenizi tavsiye ederim. Mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptıktan sonra bir spatula ile kenarlarını içe doğru getirip birkaç kez karıştıralım. Hazır olan kek harcımızın kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Normal kek harçlarından birazcık daha koyu kıvamlı çünkü içerisinde tereyağı var. Şimdi hazır olan kek harcımızı bir kenara alalım ve kullanacağımız kalıbımızın içerisini tereyağı ile güzelce yağlayalım. Yağladıktan sonra içerisine birazcık da un ekleyip kalıbı ileri geri hareket ettirerek unun her tarafına eşit yayılmasını sağlayalım. Kalıbımız artık hazır oldu. Şimdi içerisine önceden hazırladığımız kek harcımızı dökelim. Ve spatula ile hamurun üzerine şöyle birazcık düzleştirdikten sonra kek kalıbımızı birkaç kez sallayarak hamurun her tarafına eşit yayıldığından emin olalım. Şimdi bunu bir kenara alalım ve geçelim üzerine koyacağımız elmalarımızı hazırlamaya. Ben toplamda 4 adet elma kullandım. İkisi sarı, ikisi kırmızı. Renkleri fark etmez ama özellikle tatlı olmalarına dikkat edin. Şimdi elmalarımızı öncelikle ikiye keselim ve orta kısımlarını temizleyelim. Çekirdeklerini ve saplarını temizledikten sonra elmalarımızı uzunluğuna olacak şekilde dilimleyelim. Tamamını dilimleyip hazırladıktan sonra kek hamurumuzun üzerine dizelim. Tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nereden takip ediyor iseniz, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Ve elmalı kekimiz artık fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından fırına pişme süresi değişebilmektedir. Ortalama pişme süresi 35-40 dakikadır. Fırından çıkan kekimizin ilk sıcaklığı geçtikten sonra servis tabağına alalım.
Ve elmalı kekimiz tamamen soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiştirelim. Ve kolaylıkla bayatlamayan, hatta bekledikçe daha da lezzetlenen mis gibi tarçın kokulu tereyağlı elmalı kekimiz artık servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir, hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.